İsrail'in en büyük destekçisi ve silah tedarikçisi ABD, Tel Aviv'e milyarlarca dolarlık yeni savaş uçağı ve bomba sevkiyatına onay verdi. Amerikan Washington da. Post gazetesi Adam, silah onayının ben kamuoyundan ben saklanarak ben. verildiğini yazdı. Gazetenin Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre Joe Biden yönetimi kamuoyundan gizli olarak İsrail'e 25 adet F-35 savaş uçağıyla MK84 ve MK82 tipi toplam 2300 adet güdümsüz bombanın gönderilmesini onayladı. Söz konusu silah olaylarının İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın bu hafta Washington'a gerçekleştirdiği ziyaretin hemen ardından yapılması da dikkat çekti. Gazeteye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail'e silah yardımını koşula bağlamak gibi bir politikamız yok yorumunu yaptı. Washington Post daha önce yayınladığı haberde ABD'nin 7 Ekim'den bu yana ayrı ayrı yüzden fazla askeri satışa gizlice onay vererek İsrail'e çok sayıda silah ve mühimmat gönderdiğini duyurmuştu. İsrail'in en büyük destekçisi ve silah tedarikçisi ABD, Tel Aviv'e milyarlarca dolarlık yeni savaş uçağı ve bomba sevkiyatına onay verdi. Amerikan Washington Post gazetesi isla, silah onayının ben, kamuoyundan ben, saklanarak verildiğini yazdı. Gazetenin Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre Joe Biden yönetimi kamuoyundan gizli olarak İsrail'e 25 adet F-35 savaş uçağıyla MK84 ve MK82 tipi toplam 2300 adet güdümsüz bombanın gönderilmesini onayladı. Söz konusu silah olaylarının İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın bu hafta Washington'a gerçekleştirdiği ziyaretin hemen ardından yapılması da dikkat çekti. Gazeteye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail'e silah yardımını koşula bağlamak gibi bir politikamız yok yorumunu yaptı. Washington Post daha önce yayınladığı haberde ABD'nin 7 Ekim'den bu yana ayrı ayrı yüzden fazla askeri satışa gizlice onay vererek İsrail'e çok sayıda silah ve mühimmat gönderdiğini duyurmuştu.